Alo. Şevki Bey. Buyurun benim. Kiminle görüşüyorum? Şevki Bey merhaba, ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Oo, oraya geldik mi? Geldik mi derken Şevki Bey? Ahu Hanım, sizleri tanıyorum. Teşekkür ederim. Programınızı da biliyorum, izliyorum. Teşekkür ederiz, ne mutlu bize. Benim için oraya kimin başvurduğunu da az çok tahmin edebiliyorum. Peki, madem beni tanıyorsunuz, programımızı biliyorsunuz, izliyorsunuz, seviyorsunuz. İlk aradığım etapta şu an tahmininizi alsam da programımıza sizin için kimin başvurduğunu söyleyemeyeceğimi de biliyor olmalısınız. Evet, evet biliyorum. Biliyorum Ahu. Aracımız bulunduğunuz yerde, ekip arkadaşlarım oradalar. Eğer aracımıza binerseniz, size şifrenizi göndersem, o şifreyi kasaya girseniz ve sonrasında bana bir tahminde bulunsanız, ben de size doğru ya da yanlış desem ve öyle ilerlesek olabilir mi? Yani Ahu Hanım, sizi kırmak istemem. Kırmayın o zaman. Yalnız bir şartım olacak. Buyurun. Biliyorum programlarınızda gayet tarafsız bir şekilde insanlara yaklaşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Elimden geldiğince öyle yapmaya çalışıyorum ama en nihayetinde biz doğrunun, haklının yanındayız. Onu da söyleyeyim size Şevki Bey. Yok, mütevazı olmanıza hiç gerek yok. Gerçekten de objektifsiniz. Ama ben oraya gelirsem sizden bir istisna yapmanızı rica edeceğim. Nasıl bir istisna? Benim hikayemi dinleyeceksiniz. Seve benden. Seve. Ondan sonrasında bir yorumda bulunmanızı, yani içinizden geçen o bir yorumda bulunmanızı rica edeceğim ben. Elimden geldiğince bir istisna yapmaya çalışabilirim. Fakat hikayenin sizin tarafından olan kısmı bilemiyorum. O yüzden size söz vermiyorum, olur mu? Peki Ahu Hanım, ben size güveniyorum. Peki. Sizin için seve seve konuşacağım. Peki. Ve iniyorum arabaya. Peki. İniyorum arabaya. Arabaya inmenizi bekliyorum aracımıza. Bindikten sonra ekip arkadaşlarım bana haber verecekler. Sizi tekrar arayacağım. Peki, peki Ahu Hanım. Teşekkür ederim, görüşmek üzere. Kendisi için bir istisna istedi. Şevki Bey, yorum yapmamı istiyor. Belki de taraf olmamı istiyor. Acaba hikayenin onun tarafındaki kısmı ne? Çok merak ediyorum. Acaba Şevki Bey bize neler anlatacak? Şevki Bey aracımıza binmiş. Şimdi kendisini tekrar arıyorum. Alo. Şevki Bey çok teşekkür ederim. Aracımıza binmişsiniz. Evet Ahu Hanım, bindim. Şimdi size, sadece size ait olan şifrenizi gönderdim. Lütfen bu şifreyi kasaya girin. Hemen bakıyorum şimdi Ahu Hanım. Bir dakika. Kasadan ne çıktığını bilmeye de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tamam. Şimdi şifreye bakıyorum telefondan. Hemen açıp size dönüyorum. Tamam. Ben. Teşekkür ederim. Evet Ahu Hanım. Tam da tahmin ettiğim şey çıktı. Nedir tahmininiz? Bir anahtarlık. Üzerinde anahtar olmayan boş bir anahtarlık çıktı. Peki programımıza sizin için başvurup kasaya sizin için anahtarı olmayan boş bir anahtarlığı kim koymuş olabilir? Yani bu Ahu Hanım çok basit. Ya eski nişanlım? Ya da onun annesi tülin koymuştur. Ve hatta neden koyduklarını da söyleyeyim ben size. Evi geri istiyorlar. Ama iletin onlara, evi falan alamayacaklar geri. Yani beni tehdit de etseler, mahkemeye de verseler, benim ikisiyle de işim bitti Ahu Hanım. Şevki Bey, öncelikle tahmininiz doğru. Programımıza nişanlınız Asuman Hanım ve annesi Tülin Hanım başvurdular.
size ulaşmaya çalışıyorlar. Bir mesajla Asuman Hanım'ın hayatından çıkıp gitmişsiniz ve kendisi size uzun zamandır ulaşamıyormuş. Evet. Buraya gelir misiniz? İlla kendileriyle görüşmenize gerek yok. Ben sizinle sohbet etmeyi çok isterim. Bir takım iddialarda bulundular. Bunları size iletmek isterim. Konuşabiliriz, yüz yüze tanışabiliriz. İnanın Nahu Hanım, aslında çok zor bir durum ama ben size çok güveniyorum. Çünkü tanıyorum, tanıdığımı düşünüyorum sizleri. Çok güveniyorum. Beni zorlamayacağınızı da biliyorum onlarla görüşmem için. Ve hikayemi size gerçekten anlatmak istiyorum. Biri bilecekse o kişi sizin olmanızı istiyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Sizi burada bekliyor olacağım. Peki Ahu Hanım, geliyorum o zaman ben de. Görüşmek üzere Şevki Bey, burada bekliyorum. Sağ olun, görüşmek üzere. Sağ olun, hoşça kalın. Sağ olsun Şevki Bey, beni, bizleri kırmadı. Yola çıkıyor, yanımıza geliyor. Ucunda anahtar olmayan boş bir anahtarlık bırakılmış kasaya. O evi benden alamayacaklar dedi. Ne yaparlarsa yapsınlar, o evi alamayacaklar. Ortadaki bir sevgi ve aşk mı, yoksa gerçekten sadece ev mi? Hep beraber öğreneceğiz sevgili seyirciler. Evet. Evet, ne oldu? Efendim, nişanlınız... Evet, geliyordu mu? Şevki Bey, yolda. Ay süper. Buraya geliyor. Ay çok güzel. Şu ailelere bir dönebilir miyiz? Şimdi sizin babanız, hani biraz sert dediniz ya, hani. Anne baba da istemeye gelmedi dediniz. Yani. Peki sizin eşiniz bu kadar sertken, belli ki kuralcı da bir adam. Çok, çok tutucu. Nasıl damadın anne babası gelmeden kızına... İle güne rezil olmamak ben için. Ben çok ısrar ettim. Çok ağladı, yani zaten... ortalığı birbirine kattı. Dedim ki yani bu gidişle yani bir şeyler olmayacak. Şimdi en azından bir nişan olsa belki ailesi hani nişan oldu sonra işte diğer evlilikti bilmem neydi. Onlara da artık kendi gönül rızasıyla katılır diye düşündüm. Babası da rezil bu olmamak için. Bu taraftan ki. Benim ailemi ikna ettim. Diğer taraftan da Şevki'ye baskı yaptım. Gel artık işte bir aslında şekilde. Peki hakikaten Şevki Bey'in anne babası niçin gelmediler? Ya ailesi zaten baştan beri böyle bir soğuk, hiç ama böyle... sen ikna edebiliyorsun, Şevki ikna edemiyor. Ama Şevki'yi biliyorsun yani, o böyle biraz rahat. Ama ne güzel, demek ki siz daha anlayışlı ben kızımın üzülmesine dayanamadım. Babası da insanların el alem ne der, artık rezil olduk, insanlar ya anne, görüyor. Ya niye rezil olacağız niye ki yani? Oluyorsunuz? Rezil baba olacak bir şey düşünmüyor. Yok ki. Babanın düşüncesi bu. Ya baba şu an bu yaşadıklarımızı bilse bizi keser. Bilecek artık. Bilecek ama. Yani. Bizim de sonumuz çok iyi gözükmüyor. Anne, size mi gelsin ama acaba? Bu programı birlikte kesinlikle mi izlesek eşinizle? Kesinlikle Ahu Hanım, bizi yalnız bırakmayın. Bizim durumumuz çok vahim. Asuman Hanımcığım, bu evin tadilatını yaptınız. Hı hı. O Şevki Bey geldi, karan... beğendi mi? Yani bir inme indi adama. Nasıl? Bir durdu. Etrafa böyle şey bu alık alık baktı. Ne oldu buraya dedi. Ben sevinecek, boynuma sarılacak zannettim. Bağırdı mağırdı çağırdı, bu ne böyle dedi. Ne biçim yapmışsınız işte, bu İtalyan dekoru muymuş neymiş. Kaç stilist çalışmış o evi o hale getirmek için. Ben ne hale getirmişim o evi. Yani ben o kadar güzel olmadı, beğensin diye miydi? Uğraştım. O da sizin yani, içinize sinmiş miydi yaptırdığınız? Evet tarzı. yani bir fotoğraflarını görseniz Ahu Hanım bayılırsınız yani. Harcadığımız paralar, o perdeler. Siz mi harcadınız? Evet. Biz harcadık. Şevki Bey ondan sonra mı gitti? Ondan sonra işte. Evi gördükten sonra. Ama çok güzel oldu diyorsunuz. Ya ben beğendim yani. Sizler ya keşke fotoğraflarını çekseydim de hiç düşünmedim tabii böyle olacağını. Mezar olan bir evi kapkara, aydınlık, her şey. Evet, aydınlık bir yuva böyle haline girince getirdik. Her yeri insanın içine ferah veren bir ortam yarattık. Adamın ruhu acaba böyle karanlığı mı seviyor?
Yani... Aydınlık Şevki Bey'in şevkini mi kırdı acaba? Hani bilemeyiz sonuçta. Ya aydınlık değil de bence o biraz dekorun hani böyle mimar tarafından yapılmış ya. İşte hani şeyler, mimarlar çalışmış, bilmem evet. İtalyanmış falan. Bence o ona Şevkin'in takıldı. Şevkin'in bence kafasında başka planlar yani var. Yani ona takıldı ne yani. Gibi? Karanlık bir adam desen ya siz niye yani? Bu Şevki Bey'i hiç sevmiyorsunuz? Annem i̇lk hala... Dün, ufacık annem, bir umudum ilk, yok yani. Yani gerçekten annem böyle yaparsa hiç olmayacak dedim. Yani. Beni dinleseydi bu kadar acı çekmem. Ne dediniz ilk gün? Çok merak ettim. Dedim ki ben bu çocuktan hiç güzel enerji alamadım. Çünkü... Olduğu gibi davranmıyor. Onu yapacağım, bunu yapacağım, o gemiyi alacağım, bu gemiyi satacağım, dünyayı fethedeceğim. Kaptan Gusto. Anne ya yine diyorsun Gusto Gusto adama deme ya. Kaptan Gusto bizim rotamızı şaşırttı. Biz nereye gidiyoruz bilemiyoruz. Yolumuzu şaşırdı. Bir şey soracağım. Şimdi Şevki Bey'i böyle karşınızda hayal edin. Ne söylemek istiyorsunuz ona? Yani aşkım bütün bu olanları unutalım. Hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim derim. Ha hiç öyle hesap mesap sormak hayır, yok. Hayır. Kaldığımız yerden evet, devam edelim. Devam. Tünel Hanım siz damadınıza ne dersiniz ilk gördüğünüz anda? Hesap sorardım. Ne derdiniz? Bize bunu yaşatmaya hakkın var mı? Benim kızımın gözünden... Ama her insanın hayatta kafası karışabilir benim kızımın yani. Gözünden olamaz düşen tamam, tek biraz... damla... Ya ben seni kurban ederim derim. Benim kızım o kadar çok ağladı ki yemek yemiyor. Ama uyumuyor. Böyle devam ederse ben ağlamaya yine devam edeceğim ve bu bitmeyecek. Kızım bu senin akılsızlığın. Akılsız başın cezasını ayaklar çekmedi. Babanla ben çekiyoruz. Artık yani bizi bu kadar üzdün. Gelsin diye dua ediyorum. Ben de ona soracağım. Dualarınız kabul oldu Tülin Hanımcığım. Çünkü Şevki Bey geldi. Çok güzel. Anne bak ben sana gelecek diyordum. İnanmıyordun sen. Şimdi ben müsaadenizle sizi bir şansım olsa masamıza yolculayayım. Ben de bir gideyim. Ay çok teşekkür Şu ederim. Şu kaptan Şevki Bey'le bir sohbet edeyim. Bir rotasını bize doğru, size doğru döndürmeye çalışayım. Olur mu? Çok teşekkür ederim ağamcığım. Gerçekten şu an çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Umarım her şey hallolur. İnşallah. Gerçekten. Sevenler buluşur. İnşallah. Evlenirler. İnşallah. Mutlu olurlar. Benim kalbim hiç öyle değil. Belki dünyayı gezerler. Evet, birlikte gezeceğiz. Ha? Hiç Kaptan umudum belki yok. Dünyayı gezdir. Hiç umudum yok. Buyurun, sizi bir şansım olsa masanıza alayım.